Baskın bir erken seçim iddiaları gündemden düşmezken Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun partileri nasıl engellenecek? Bu sorunun cevabı da yanıt bulmuş oldu. Hürriyet gazetesinde dikkat çeken bir haber var. Nuray Babacan imzalı bir haber. Haber şu şekilde: AKP tartışmaları bir süre önce başlayan siyasi partiler ve seçim yasası değişikliklerini kapsamlı ve geniş bir çalışmaya dönüştürmeye karar verdi. Çalışma yeni partilerin transfer yapmasının ve grup kurmasının engellemesinden çıkartılarak yeni ittifak modelleri, seçim barajı, daraltılmış bölge gibi konuları da içeren büyük bir mevzuat taramasına dönüştürüldü. Masada seçim barajlarının %5'e indirilmesi ve seçim bölgelerinin sayısının artırılması da var. Örneğin diyelim Millet İttifakı ile Ali Babacan'ın ve Ahmet Davutoğlu'nun partisi ittifak yaptı. Ama %5 oy alamazlarsa barajı geçmiş sayılmayacaklar, barajı altında kalacaklarmış. Böyle bir sistem olacakmış. Eski sistemde nasıldı? %10 diyelim baraj ama %10 alamadı herhangi bir parti. Örneğin Büyük Birlik Partisi Cumhur İttifakı ile ittifak yaptı. Saadet Partisi Millet İttifakı ile ittifak yaptı. Bu partiler %10 oy alamadı. Ama barajı geçmiş sayılıyorlardı. İşte bunu kaldıracaklarmış. Yok öyle diyeceklermiş. İlla %5 alacaksınız. %5 alamazsanız barajı geçmiş sayılamayacaksınız. O milletvekilleri bizim hanemize yazılacak diyorlar. Plan bu şekilde. Böyle kanun yoluyla bir engellemeye gidip son dakikada kural değişikliği yaparlarsa kendileri kazanması için Ali Babacan'ın partisi, Ahmet Davutoğlu'nun partisi %5 de değil %15'e kadar çıkabilirler, test edebilir. Bunu 23 Haziran seçimlerinde gördüler zaten. Haber şu şekilde devam ediyor. Yapılan planlamaya göre öncelikle 400 maddeyi bulan 2 yasa sadeleştirilecek, yaklaşık 200 maddeye indirilecek. Sadeleştirme dışında asıl önemli çalışma seçim barajı konusunda olacak. İttifak uygulamasının seçim barajını fiilen ortadan kaldırdığı yorumları yapılırken, barajın ittifak yapan partilerin en az %5 oy almaları şekline dönüştürebileceği iddia ediliyor. Bu durumda baraj otomatik olarak %5'e inecek, küçük partilerin ittifak aracılığıyla meclise girmesi engellenecek. Düşünebiliyor musunuz? Bunu bir de demokrasi gibi gösteriyorlar. Küçük partilerin meclise girmesi engellenecek. Bunu da anlı şanlı Hürriyet gazetesi haber yapıyor. Demokrasilerde baraj olmaz. Ne dedi Kılıçdaroğlu? Baraj yapmayacaksanız dedi, barajı kaldıracaksanız dedi, bu seçim yasası değişikliğine destek veririz dedi. Siz niye korkuyorsunuz ki küçük parti de girsin meclise? Ben oyumu örnek veriyorum, X partisine vermişim, barajın altında kalmış. Adamın bir tanesi gitmiş Bağımsız Türkiye Partisi'ne oy vermiş, bir tane milletvekili veya iki tane milletvekili çıkaracak derecede Karadeniz'de oy almış. Niye gitsin o iktidar partisinin hanesine yazılsın? Milletvekili o seçilmiş. Veya başka bir parti, Saadet Partisi'nden örnek veriyorum, Erzurum'da milletvekili çıkaracak kadar oy almış. Ama barajı geçemediği için başkasına yazılmış. Geçmişte bunun örneklerini gördük. Doğru Yol Partisi barajı geçmiş olsaydı çok kıl payı bir oy oranıyla kalmıştı, %9 küsur üzerinde. Belki de AKP'den şu an söz etmiyor olacaktık 2002 yılında. Genç Parti, Doğru Yol Partisi, Anavatan Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi barajın altında kaldı. AKP %34 oyla tek başına iktidar oldu. Seçmenin %45'inden fazlası da mecliste temsil edilemedi. Buna demokrasi denebilir mi? Temsil edilmeli ya vatandaşın hepsi. Kim oy verdiyse barajı geçsin geçmesin. O meclise girebilmeli. Baraj diye bir şey olmamalı. Bunu getirdiler. Kendileri kaldırmaktan söz ediyorlardı. Yıllardır hala bu konuşuluyor. 18-19 yıldır engel çıkaran var? Kaldırın. Çünkü barajın nimetlerinden 2002 yılından beri iyi faydalanıyorlar. Kaldırırlar mı? Şimdi daha da engellemeye çalışıyorlar. Bakın sana kanun yoluyla. Haber şu şekilde son bulmuş. İttifak yapısının aynen kalabileceği gibi seçimden önce ittifak yapmanın yolunun kapatılabileceği de iddia ediliyor. Partilerin güçlerini seçimden önce değil, seçimden sonra birleştirmesiyle ilgili öneriler de bulunuyor. Bu durumun büyük partilere avantajlı çıkaracağı yorumları yapılıyor. Ya siz hiç böyle konularla gündemi oyalamayın. Eğer siyasi partiler yasasında bir değişiklik yapacaksanız şunu yapın. Bakın korona nedeniyle, salgın nedeniyle esnaftır, emeklidir, vatandaştır, gençlerdir büyük problemler yaşadı, büyük sorunlar yaşadı. Şu hazineden aldığınız seçim yardımları var ya, onları biz almıyoruz deyin. Baskın bir seçime gidecek de olsak
hazine yardımını hiçbir partiye, A partisine, B partisine, C partisine, D partisine vermeyeceğiz diyeyim. Çünkü vatandaş sizin seçim arabalarınıza bakarak, mitinglerinize bakarak artık oy vermiyor. Sosyal medya ortamından sesleniyorsunuz aylardır. Toplantılarınızı, açıklamalarınızı internet ortamından ulaştırıyorsunuz. Mitinglerinizi de internet ortamından ulaştırabilirsiniz. Televizyonların büyük bir bölümü zaten elinizde. Hiç mi hiç öyle mitinglere, seçim arabalarına, parti bayraklarına gerek merek bile yok. Çirkin bir görüntü oluşturuyor zaten. Sesler, bayraklar, cartlar, cutlar. Dünyanın dört bir tarafında bu tas propagandalar bile kalmadı. Yapacağınız güzel bir iş varsa eğer bu partilerle ilgili, bırakın şu parti engellensin, bu partinin meclise girmesi engellensin, seçim yardımını, hazine yardımını biz almıyoruz deyin. Vatandaş da sizi ayakta alkışlasın. Bırakın böyle boş işleri.